Ford Fiesta'dan herkese merhaba. Aracımız 2013 model 1.6 otomatik vites. Otomatik vitesimiz 6 ileri power shift şanzıman. Power shift şanzımana şöyle değinecek olursam, bir miktar geçişleri hissettirmiyor değil ama gayet akıcı ve rahat. Aracın 1.6 olması, atmosferik olması yakıt tüketimi direkt akla getiriyor arkadaşlar. Yakıt tüketimini şöyle söyleyecek olursam, bu arabayı biz yaklaşık 420 km'leri kullandığımız son 420 km ortalaması 8.9 litre olarak gözüküyor. Bu Adana içi, şehir içi ortalaması. Adana'da şehir içi tüketim olarak az mı? Bence değil. 9 litre kulağa biraz yüksek geliyor. 8.9 litre. Bu ortalama 9 litreye tekabül ediyor zaten. 9 litre kabul edilebilir mi? Şu benzin pahalılığında ben de çok fazla kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Aracın iç mekanıyla devam edecek olursak, İç mekanda üst tarafta güzel kaliteli yumuşak malzemeler kullanılmış. Bu güzel, bakın şuralar hep yumuşak kaliteli malzemeler. Kapı üstlerinde tabii her zaman gibi sers plastik malzemelere yer verilmiş maalesef. Bu çok doğal ve normal. Bu sınıf beklentilerini bence malzeme kalitesi olarak karşılıyor. En büyük rakibi nedir? Volkswagen Polo'dur. Bir Polo'ya göre tabii ki kalite anlamında bazı parçalar değişiklikler yaşatıyor ama yine de güzel. Direksiyon deri kaplı. Hoş bir dokusu var. Yumuşak. Tepkisi gayet net. Bu da güzel. İç mekanda çok fazla küçük eşyalarınıza göz verilmemiş. Vites önünde bir yer var ama oraya çok fazla bir şey koyamıyorsun. Cüzdan falan sığmıyor maalesef. Buradaki ekran tamamen demode duruyor. Ben renkli bir ekran olsun isterdim. Öyle bir şey yok ki, bu titanyum paket. En üst paket olmasına rağmen buna yer verilmemiş. Bunları eksi olarak söyleyebiliriz. Park sensörüne geçişte şöyle bayağı bir ötüyor duruyor. R'ye aldık. Devam edebiliriz. Araba 29 bin kilometrede. 2013 model. Olduğunu söyleyeyim. Onun haricinde aracın yol tutuşu gayet güzel, tatminkar, beni mutlu etti. Yol tutuşu olsun, süspansiyonların konforu olsun çok yerinde. Süspansiyon konforu üst düzey diyebilirim. Süspansiyonlar, hani ben daha sert bekliyordum açıkçası. Mesela Renault Clio ile karşılaşacak olursam, kısa zaman önce Clio'yu kullandım. Clio'nun süspansiyonları inanılmaz sertti arkadaşlar. Bu o açıdan çok daha güzel. Clio süspansiyonlarından güzel. Ondan sonra bakın, hani sert bir dönüş yaptım. Sert bir dönüşte dahi arabayı hiç savurmuyor. Oturaklı, aynı zamanda süspansiyon konforlu. Yine hafif serte dönük bir yapısı var ama asla rahatsız etmiyor süspansiyonları. Ki zaten bu sınıftan beklenen bir konforda sunduğunu söyleyebilirim çukurlara düştüğünüzde falan. O yönde hiç üzüntü ya da zorluk yaşamıyorsunuz. Hani bakın ya, çukurlarda sönlemesi gayet güzel. Aracın yalıtımına gelecek olursak, yalıtımda da bence başarılı. Yaklaşık 120 km hıza kadar gayet tatminkar bir şekilde yalıtım güzel gidiyor. Ki zaten 120'nin üzerinde de B sınıfı bir arabadan da daha fazla bir şey beklemek yanlış olur. Nedir? Sadece bir sessizlikte motorun bir hırıltısı var. Vites büyütene kadar. Zaten hissediyorsanız, hafif o aralıkta ayağınızı gazdan çekerseniz vitesin daha hızlı attığını ve daha konforlu olduğunu hissediyorsunuz. Hani yarı otomatik vitesler gibi bu power shift'te bir geçiş aralığı var. Bu sanıyorum 2013'lerde böyleydi. Araba 2013 model olduğu için gelişen yıllarda, sonraki yıllarda şu anki Ford'ların vites atışı ve zevkinin çok daha iyi olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü böyle bir geri dönüş aslında kimsede yoktu benim duyduğum yeni modeller için. Ama bu da araç için yeterli. Hani 1.6 motor takdir edersiniz ki bu araba için fazla. Ama şanzımanla beraber tövbeler için arabayı rahat taşıyor diyebilirim. Başka bir şekilde bu araba manuel vites 105 ve 1.6 atmosferik olsaydı çok daha fazla keyif verirdi açıkçası. Aynı zamanda S konumu da var. Vites S'i aldığınızda araba biraz daha böyle kendini böyle hissettiriyor. Biraz daha kendini yırtmak
için uğraştığını hissediyorsunuz. Yani biraz daha geç vites atıyor daha doğrusu. Attığımda hani hırıltıyı duyuyorsunuz biraz gaza dokununca ama anlık tüketim bayağı birden uçuyor arkadaşlar. Bunu da söylemeliyim. Tüketimi aracın çok fazla. Bu gerçi atmosferik motor tamamen LPG'ye uyumlu. LPG ile kullanılır der misiniz? Bilmiyorum. Ben S'den tekrar D modun halim. Yine vitesin üzerindeki mandal yardımıyla vitesleri değiştiriyorsunuz. Yani tuşa basarak S direkt vurunca gelmiyor. Abi. İç kokpit olarak araç gerçekten çok hoşuma gitti benim. Hani kokpiti gerçekten güzel. Ön göğüste bir tuş karmaşası olduğunu düşünebilirsiniz ama eliniz alıştıktan sonra zaten kullandığınız çok fazla da bir şey olmadığı için çok rahatsız etmiyor. Direksiyon üzerinde tuşlar zaten yer alıyor. Ses açma tuşları, menü tuşu, hız sarflayıcı tuşları yine direksiyon üzerinde yer alıyor. Araçta AUX ve USB girişleri var. Ses kalitesi tatmin edici. Kısa bir müzik açalım. Yani ses seviyesi. Ses seviyesi şu an 12'de. 12'de bu kadar güzel ses veriyor. 25. Belli bir saatten sonra tabii ki hoş olmayan sesler kulağınıza gelmeye başlıyor ama ses seviyesinden de bence hani kullanılan müzik de güzelse araç için memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Benim en çok hoşuma giden bir özellik de şu klima ızgaralarının verdiği sesli. Gerçekten hoş, kaliteli bir tok his veriyor. Klima ızgaralarıyla ilgili bir şey yaptığınızda, ayarlama yaptığınızda tam istediğiniz yere vurmasını sağlayabiliyorsunuz. Ve çıkardığı ses de kulağınıza nasıl geliyor bilmiyorum ama bence çok güzel. Okunaklı. Göstergeler gayet okunaklı ve şık. Mavi göstergeler ufak ama bence çok hoş. Yakıt göstergesi var. Hararet göstergesi de elektronik olarak sunulmuş araçta. Hararet göstergesinin elektronik olması da bence hani olmaması yerine güzel. Direkt ufak bir ekran var. Anlık tüketimi görebiliyorsunuz yol bilgisayarı üzerinden. Anlık tüketimden sonra tek tek bakalım. Ortalama anlık tüketiminiz. Ortalama kilometre sayacı, trip kilometre sayacı, kalan yakıtla ne kadar yol yapabileceğiniz. Mesela araç şu an full depo dolu. 435 kilometre daha yol yapabileceğimizi gösteriyor bize. Takdir edersiniz ki bu benzin pahalılığında insanların biraz canını sıkacak düzeyde bir tüketim değerine sahip. Ama çok narin kullandığınızda, gaz pedalını okşarcasını kullandığınızda inanın bu tüketim değerlerini daha aşağı rahatlıkla çekebilirsiniz. Bunda biraz nasıl diyeyim bir bayan kullanımında olduğunu, söz konusu olduğunu söylemek zorundayım. Deneyimlerime göre araç hani şehir içerisinde gerçekten yeterli. Performans olarak da süper, taşımasa da gayet güzel. Akşam gece gece aydınlatmasına geldiğinizde mercekli farlar kullanılıyor. Geceliğine aydınlatması gerçekten muhteşem. Bir halojen fardan beklenebileceğin en iyisini karşıladığını söyleyebilirim. Dönüşlerde falan da hani aydınlatması çok güzel. Sis farlarını da açarsanız çok hoş oluyor. Viraj farları yok. Viraja döndüğünüzde yanmasını beklerdim. Bunu Hyundai da yaptı sonuçta. Diğer otomobillerde de var. Zaten Volkswagen serisinin tamamında var. Yani Hyundai'nin yaptığı bir özelliği, bunların da yapmasını ben isterdim açıkçası. Ama burada maalesef yok. Hani sinyal verdiğimde çıkan o sinyalin sesi bile böyle tok bir ses. Kapıları kapattığınızda da tok bir ses geliyor. İnanın hani Ford'da da o Alman tokluğunu alıyorsunuz. Bence muazzam orası. Direksiyon yine dediğim gibi tepkisi çok hoş. Direksiyonun yapısındaki bundan o deri kaplama da altına bir sünger kullanılmış. Bu da benim hoşuma gitti. Hani bütün Ford'larda bunu yaşadım. Tüm kullandığım Ford'larda ben direksiyonu çok beğendim. Biraz daha keyifli bir B sınıfı otomobil almak istiyorsanız, hafif ruhu olan bir otomobil almak istiyorsanız inanın bunda o var. Araba gerçekten konforlu ve keyifli. Direksiyonun verdiği tepkiler gayet net. Sert dönüş, kırış da yapsanız hani sert bir viraja girdiğinizde gaza basarak arabayı attırmak isteseniz hemen güzel toparlıyor şu an yaptığım gibi. Hani toparlama konusunda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu da sert dönüşlerde inanın keyif veriyor. Aracı test etmek istediğinizde de limitleri dahilinde size keyif vererek cevaplar sunuyor. Biliyorsunuz ülkemizde yolların çoğu kötü. Süspansiyon konforunun
süper olmamasına rağmen bence keyifli. Ek olarak aracın yanal destekleri, koltukları çok hoş. Koltuklar beni güzel kaldırıyor. Koltukların rahatlığı ve sertliği gayet yerinde. Arka koltuklar da aynı şekilde. Yani kendi sürüş pozisyonunuzu ayarladığınızda arkada çok fazla bir dar alan yaşamıyorsunuz. Hani B sınıfı bir araba ile karşılaştıracak olursanız bence gayet yeterli bir hacmi var. Birazdan bagajı da göstereceğim size. Yani bagaj olarak da araç B sınıfı bir hatchback için yeterli bir performansta genişlik. Gelin biraz da bagaja bakalım. Aracı ilk çalıştırdığınızda ve yani ilk çalıştırmaya başlarken ve aracı belli bir süre söndürdükten sonra bir değişik ses geliyor, bir esneme sesi geliyor, bir genleşme sesi geliyor. Hala bunu tam sökemedim. Mesela tekrar yola çıkalım. Bakın çalıştıracağım sese kulak verin. Orta göğüsten değişik bir ses kesildi. Çalıştıktan sonra herhangi bir problem yok. Yine klimamızı açalım. Fanımızı çok yüksek oldu. Ses olarak sizi de etkileyecektir. Full paket olmasına rağmen park sensörü sonradan eklenmiş bu otomobile. Ben park sensörünün standart olmasını bekliyordum açıkçası. Araç biraz kirli. Kusura bakmayın. Yıkatmaya da fırsatım olmadı. Hani izin günümde sizin için test çekiyorum. Tek çok keyifli oldu mu? Tartışılır. Tek başına çok keyifli olmamış olabilir. Sohbet edasında olamadı. Akşam aracın üzerinde bulunan ambiyans aydınlatması var. Böyle torpidonun üzerinde ince bir turuncu led geçiyor. Aynı zamanda ayak aydınlatmasının olması sanıyorum üst pakete özel bir şey. Akşam aydınlatma olarak arabanın içi gerçekten keyifli. Hani mavi ışıklar benim çok hoşuma gidiyor. Mavi ışıkları beğeneceksiniz siz de. Biraz gaza bastığınızda tepki vermeye çalışıyor motor. Sonuçta B modunda. Ama bahsettiğim, belirttiğim gibi bir miktar tepkisel gecikme olabiliyor. Bunu normal karşılıyorum hala dediğim gibi. Tam otomatik değil. Power shift şanzımanında geçişlerinde problem var mı? Hayır, ama power shift şanzıman biraz daha iyi olabilirdi. Ek olarak söylemek istediğim, arkada bir şaft tüneli var. Üçüncü tarafta herhangi bir havalandırma ızgarasına yer verilmemiş arkada. Bir havalandırma ızgarası da yapılabilir miydi? Evet, arkada havalandırma ızgarası olabilirdi. Ama B sınıfından yine dediğim gibi beklenen özellikler değil bunlar. Yani biraz daha premium hissettiren özellikler bunlar. Arkada bir aydınlatma, önde bir aydınlatması var. Aydınlatmaların olması, arkada özellikle olması güzel. Çoğu B sınıfı araçta arka koltuk tarafına bir aydınlatma yer almıyor. Bu arada araç hani yarı otomatik power shift falan deniyor. En dik rampalar da olsa geri kaydırma yapmıyor. O güzel bir özellik. Hani bir auto hold ya da hill holder sistemi olduğunu düşünmüyorum. Yok gibi. Çünkü sürekli araba çekişte duruyor. Ama geri kaydırma asla yapmıyor. Kliması çok güzel çalışıyor. Adana sıcağı içerisinde klimanın soğutması ve verdiği tepki fan hızı otomatikte çok güzel. Bunu da ekleyebilirim. Torpidosu biraz ufak kalıyor ama hani ufak tefek gereçlerinizi karşılayacak düzeyde. Dediğim gibi arabanın en büyük eksisi ufak eşya gözlerinin az olması. Hani üstte bir gözlük diye yer verilmemiş. Ama artı bir özellik ekleyebilirim. Sol tarafta hemen sol havalandırma ızgarasının altında ufak bir göze yer verilmiş. Aracın anahtarı şu şekilde. Sustalı bir anahtarı var. Tabii pembe bir kılıf koyulmuş. Kılıfı çıkarırsanız klasik Ford anahtarı, sustalı bir anahtar. Güzel. Ama anahtarda yılların verdiği bir kayıp olmuş. Şöyle sallanma var. Bunun haricinde bir sıkıntı yok. Şöyle güzel şık bir kılıf takarsanız tam bir bayan arabası olduğunu belli edebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen siz de abone olup
Bir diye tüm sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Bir başka canlı testte görüşmek üzere. Herkese selamlar, sevgiler.